Merhaba arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığından öğrencilere önemli açıklamalar ve gerçekten güzel haberler var. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Özellikle bazı konularda gerçekten önemli bir gelişme var. Bakan Özer dedi ki Ağustos ayında tamamlanan Temel Eğitimde 10 bin okul projesiyle ilgili çok olumlu geri dönüşler geldiğini dikkat çekti ve Bakan Özer Temel Eğitimde en devlet avantajlı 10 bin okulu çok güçlü hale getirdik. Öğrencilerimiz öğretmenlerimiz çok daha güvenli çok daha huzurlu ortamlılar. İnşallah 2023 yılında da. Orta öğretimde 10 bin okul projesini yapacağız dedi. Dolayısıyla dokunulmadık tek bir okul kalmayacak dedi. Peki bu öğrencileri neden ilgilendiriyor ve öğrencileri neden? Güzel bir haber. Şu yüzden güzel bir haber. Ne kadar güzel bir okul olursa öğrencilerin okuma isteği o kadar artıyor. Peki ben bunu neden söylüyorum ve nereden biliyorum? Bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Yani herhangi bir şekilde okulun güzel olması ve okul içerisindeki e, renkler, hani o duvardaki boyalar bile var yani. Onlar bile öğrencilerin okula gitmeyi ve eğitimde daha başarılı olmasını gösteriyor. Bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. O yüzden şunu söylemem gerekiyor ki gerçekten öğrencilerde güzel bir haber. Yani herhangi bir şekilde Allah korusun bir deprem olduğunda vesaire bir şey olduğunda en azından okullarımız daha sağlam ve daha güzel olacak aslında bu süreçte. O yüzden Bakan Özer ve Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte ciddi bir çalışma yapıyor. Yine şu anda 9 10 11'ler önümüzdeki sene çok daha sağlam okullarda oturacak ve çok daha sağlam okullarda ders işleyecek ve okulların arttırılması okullardaki mevcut sınıf sayısını da düşürüyor. Yani örnek veriyorum bir okulda 30 kişi ders işliyorsa yeni bir okul açıldığında bu okulundaki sınıf mevcudu 25'lere 20'lere düşüyor. O yüzden öğrencilerde bir haliyle rahatlama oluyor. Bu da çok güzel bir haber. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.